Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu saminu ba'del mi'e min kitabil musamere. Bugün Musamere kitabının 108. dersini okuyoruz. El-aslu tasi'u fi bi'setil enbiya'i. Buna girmeden önce dün bir şey yanlış okudum. Siz gidince aklıma geldi. Hemen dünkü dersin sonunda. وَعْلَمْ اَنَّ تَعْلِيلَهَا بِهَا عِنْدَ فُقَهَا اِلَى شَعِرَتِ بِمَانَ اَنْهَا مَعْرِفَةٌ لِلَحْكَامِ değil. Bu muarrifetun lilahkami. Yani ahkamları belirtiyor. Vacip, muharrem, mendub, ahkamların durumu ne ise onları tanıtıyor, tarif ediyor. Marifetun lilahkami değil. Anlaşıldı değil mi? Onu marifet okuduk dün. Siz onu muarrifet bilin. El-eslu tasi'u fi bi'setil enbiya'i. El-eslu tasi'u yani fi tertibi hüccetil İslam. Fi bi'setil enbiya'i aleyhimussalatu vesselam. Hüccetul İslam'ın tertibine göre yani bi'setul enbiya ile ilgili tertib-i hüccetul İslam'a göre 9. asır. Yoksa kendisinin tertibine göre 5. asır geçti. Bu 6. asırdır. Ama hüccetul İslam'a göre kaçıncı olur? 9 olur. Çünkü bu ne etmişti? 5, 6, 8'i birleştirmişti. Öyle değil mi? Nasıl? 5, 6, 8'i birleştirmişti. El-aslu tasi'u yani fi tertibi hüccetil İslam fi bi'setil enbiya'i aleyhimussalatu vesselam. Ve seyyeti tarifu nebiyyi. Nebinin tarifi geliyor. Nebi nedir? Vel kelamu fihi nebi ile ilgili kelam. Vel kelamu fihi nebi ile ilgili kelam da gelir. Nerede gelir? Fi ahiri hazel asli. Bu esli tasi'ın sonunda gelir. Oldu. قَوْلُ الْبَرَاهِمَةِ بِاِسْتِحَالَةِ بِعْسَةِ الْاَنْبِيَّاءِ Berahimilerin bi'setül enbiya ile ilgili kavulları. Hani berahimiler bi'setül enbiya'yı ne ediyorlar? Kökten inkar ediyorlar. Onlar da gerçi aralarında iki firkaya bölünüyorlar. Bir de varraddu aleyhim bi beyani darretil bi'seti ve beyani fevaidiha. Varraddu aleyhim onların üzerine ne? Red. Onların reddi ne ile yapılıyor? Bi beyani darretil bi'seti. Bi'setin darri bir durum olduğuna dair beyanla onlara red yapılıyor. Oldu. Bir de ve beyani fevaidiha. قَوْلُ الْبَرَحْمَةِ بِاِسْتِحَالَةِ بِاَسَتِ الْاَنْبِيَاءِ Bu bir konu. İkinci konu وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ بِبَيَانِ دَرَّةِ الْبِعْسَةِ وَبَيَانِ فَوَائِدِهَا Bir, berahimiler bi'asetü l-enbiya'yı inkar ediyorlar. Onların kavlu nedir onu açıklıyor. İki, onları reddediyor. Diyor bi'aset daruridir, bi'asetin faydası vardır. Madem bir ansiyetin bir sürü faydaları vardır. Öyle değil mi? Öyleyse bir ansiyet nedir? Daruridir. İnkar edilen bir durum değildir. Yani hulâsa berahimilerin bir ansiyet ve enbiya ile ilgili, istiharet ile ilgili kavullarını bize beyan ediyor. Ve onlara cevap, onlara reddi ne ediyor? Beyan ediyor. La yestahilu bi'asetul enbiya'i. Enbiyaların bi'aseti muhal değildir. Bu kimin kavlu? Muhal olma. Berahim. Berahimilerin kavlu.
Belhiye indena zaten muhal değil. Bizim yanımızda. Belhiye biaset indena. Biz kimiz? Ma'şere ehlil hakkı. Ma'şere ehlül hak olarak, yani ehlül hak cemaati olarak bizim yanımızda emrun mümkünün. Biaset mümkün bir emirdir. Bazı mümkünler var, mümkündürler ama ne derler? Vaka değildir. Diyor mümkünün bir de vakiun kat'an. Mümkündür ve kat'i olarak vakı olmuş, gerçekleşmiş bir mümkündür. Oldu. İlla enne ba'de hanefiyyeti ma verâin nehir. Ceyhun nehrinin maverasının bir kısım hanefiler. Kalu demişler innehu vacibul vuku. Ne demişler? Vacibul vukudur. Kema seyeti anhum ve an sahibil umde. O ulemaların görüşü ileride geliyor ve sahibul umde de bu geliyor. Yani burada Maturidi ile Eşairiler arasında biyaset konusunda ihtilaf var. İhtilaf nedir? Eşaireler diyorlar mümkündür. Biyaset hadi zatında mümkün ve vuku'u da nedir? Mümkündür. Vuku'u nedir? Mümkün. Yani diyorlar biyaset vaciptir, vakadır. Demiyorlar vuku'u vaciptir. Anladınız ya şairler ne diyorlar? Biaset nedir? Eşariler mi? Biaset eşariler diyorlar. Biaset vacip. Yoksa Hanefiler mi? Yok. Eşariler diyorlar. Biaset vacibdir. Ama vakadır. Maturidiler ne diyorlar? Maturidiler diyorlar. Biaset vacibdir. Ve vacibul vuku'dur. Yani eşairiler diyorlar vakadır ama vacip değil. Mümkünün vakıun diyorlar. Hanefiler yani mavera-u nehr Hanefiler diyorlar vaciptir bir eser. Vacibul vuku'dur. Hem bir eser vacibdir hem vuku'un nedir? Vacip. Eşariler diyorlar bir eser vacibdir. Vakadır. Ama vacibul vuku demiyorlar. Bakın. Kalu inne vacibul vuku. Bakın. Vacibul nedir? Vacibul vuku'dur. Yani bi'set vacibdir ve vacibul vuku'dur. Kema seyeti anhum an sahibil umde. Eş'ariler ne diyorlar? Bi'set vacibdir. Vaka'dır. Vacibul vuku demiyorlar. Yani vuku'da bi'asetin vücubunda Maturidi Eş'ari müttefiktirler. Vuku'unda müttefiktirler ama bu vuku ala sebilil vücub mu değil mi? Maturidilere göre ala sebil vücub, Eş'arilere göre ala sebil vücub değil. Yani vuku'un mümkündür ama vardır. İnsanın vücudu mümkündür, vacip değil ama vakadır. Aynı burada da biaset vacibdir şer'an vakadır. Bildiniz değil mi? Maturidiler ne diyorlar? Vakadır ama vacibul vuku'dur. Yani bu vuku vacibi olan bir vuku'dur. Kema seyeti anhum an sahibil umde. Anlaşıldı değil mi? Yani hulase ehl-i hakkın yanında bi'aset emrün mümkünün. Yok. Bakın. Ben bir tabir yanlış söyledim. Bi'aset emrün mümkünün. Eş'ari diyorlar emrün mümkün. Maturidiler diyorlar emrün mümkün. Bu emre mümkün. İkisine göre nedir? Vakadır. Sade maturidilere göre bunun vuku'u vacibdir.
Eş'arilere göre bunun vücudu nedir? Mümkündür ama vakadır. Bu vuku mümkün bir vukudur. Vacip değildir. Oldu mu? Bakın emrün mümkünün bu ittifakidir. Vaki'un kat'an bu da ittifakidir. İhtilaflı olan nedir? Bu vuku vacip midir değil midir? Hanefilere göre vacip, Eş'arilere göre vacip değildir. Oldu. Hilafen lil berahimeti. Onlar kimdirler? Taifetun minel Hind. Hind milletinden bir taifedir. Ya'budune sanemen yüssemmûnehu berhem. Berhem ismindeki puta ibadet ediyorlardı. Berhem'i de cem'ine geliyor, berahime gelir. Yani berahime putlara tapan cemaat demektir. Sondaki ta ne için? Cemiyet için gelmiş. Vakilehum eshabu berham min hukama ilhend. Bir kıleye göre Hint felsefecilerden, hükemalarından biri olan Berham isminde birinin eshabları, arkadaşlarına ne denilir? Berahime denilir. Berham. Ne demek? Yani Berhem'e mensup cemaat demek. Hulasa Berahime bir taifedir. Ya putuna nispet ediliyorlar, ya reislerine ne ediliyorlar? Nispet ediliyorlar. Kilafen il berahime, kalu demişler, la faidete fi bi'setihim. Bunların bi'setinde ne yoktur? Fayda yoktur. Peygamberler niye gönderilsinler? Göndermelerinde bir fayda yok. Yani gaye bi'eseti inkar ediyorlar. Gerekçeleri nedir? Diyorlar faydasızdır. Bi'esetlerinde bir fayda yok. Niye bi'esetlerinde fayda yok? İz fil akli memduhatun anhu. Akılda bunlardan menduha var. Menduha demek zenginlik var, genişlik var. Yani ki ennehu akıl var ya, akıl onlara gerek bırakmıyor, ihtiyaç bırakmıyor. Seydam, şimdi niye berhamiler madem puta tapan şeyler, niye onların sözünü itibara alıp reddi yapıyoruz ki? Onlar zaten Müslüman değil. Değiller de zaten radya yapılan firkelerin çoğu da Müslüman değil. Sümmeniyelerin radya yapılıyor, firke değil, Müslüman değiller. Cebriyelerin yapılıyor, onlar es-sahih görüşe göre Müslüman değiller. Sade Müslümanların ki red yapılmıyor. Bu konularda batıl, kafir firakların reddi de yapılıyor. Menduhatu ne demek? Ey sa'atun ve gunyetun. Yani akılda bunlardan sa'at var, gunyet var. O pencereyi kapatın. Akıl olduktan sonra bunlara gerek yok. Menduhat ne demek? Sa'atun ve gunyetun demek. Hakikaten menduhatun, sa'atun, gunyetuna tefsiri yerinde midir? Evet diyor. Minne dahtu şey'e. Çünkü vesi'atuhu mudur? Mesela aynı. Hareket yanlış. Şimdi bu tefsir. Min nedahtu şey'e ey vesi'atuhu. Yani burada bir ey tefsiri olsa diye. Veyahut min nedahtu şey'e izâ vesi'atuhu. O şekilde olsaydı zar olurdu. Ama bu şekil hareke yanlış konulmuş. Min nedahtu şey'e. Nedahtu ne demek? Vesi'tuhu demektir. Anladınız değil mi? Yani burada izah-i tefsiriye, ey tefsiriye olmaksızın
Nedahtu şey'e ne demek? Vesi'tu demek. Nedahtu vesi'tuhu manasına ise o zaman menduhatun da sa'atun gunyetune tefsir etmek yerindedir. Ve minel muhakkikine men ce'alel kavle bi istihalatiha eyl bi'seti kesimen li kavlil berahimeti. İyi dikkat edin. Şimdi bazılar diyorlar bi'aset nedir? Muhaldir. Bi'asetin bakın ve minel muhakkikine bi'asetin muhal oluşu aslında berahimilerin görüşünün kendisidir. Ama bazı muhakkikler Allahu alem teftezzani olsa gerek o müdür? Geliyor mu? Ha. Bazı muhakkikler biyasetin istihaletini berahimilerin kavluna mukabil kılmışlar. Halbuki onların kavlunun kendisidir. Onların kavlunun lazimisidir. Bakalım ne diyor. Ve minel muhakkikin ne men ce'alel kavle bi istihaletiha eyil biyaseti kasimen li kavlil berahimeti. Ha. Ve huvel mevla Sa'duddin. Bu Ba'dul muhakkikin kimdir? Sa'duddin'e teftezzanidir. Bakalım nasıl kesim kılmış. Kale fi şerhil makasit. Makası da kendisinindir. Şerhi de kendisinindir. Demiş el munkirune linnubuvveti. El munkirune linnubuvveti. Nubuvveti inkar edenler minhum men kale bi istihaletiha minhum men kale bi istihaletiha nubuvveti inkar edenlerin bir kısmı diyorlar nubuvvet muhaldir. Güzel. Ve la i'tidade bihim bunlara itibar edilmez. Ve minhum men kale bi ademil ihtiyacı ileyha. Bazılar da diyorlar muhal değil ama ihtiyaç yoktur, gerek yoktur, abestir. Dikkat edin. İstihaleti ademul ihtiyaca mukabil kıldı. Kim diyor men kalbi ademul ihtiyacı kel berahimeti. Berahimiler diyorlar bi'asete ihtiyaç yoktur. Anlıyorsunuz değil mi? Demek bazılar diyorlar bi'aset muhaldir. Bazılar ne diyorlar? Bi'aset muhaldir. Bazılar da diyorlar ihtiyaç yoktur. İhtiyaç yoktur diyenler kimlerdir? Berahimilerdir. Demek istihalet kavlu berahimilerin kavluna mukabil kılındı. Anlaşıldı değil mi? Demin ne dedik? Ve minel muhakkikine men ce'alel kavle bi ishalatiha kesimen li kavlil berahime. Berahimilerin kavli nedir? Ademul ihtiyacdır. Bunun mukabili nedir? İstihaletul bi'asettir. Demek ki istihale ile berahimilerin kavlu birbirine kesimdir. Oldu. Bunu kim yapıyor? Teftezani yapıyor. Ve huve ey ma kâlehu hazel muhakkik muhalifun li kavli li imamil hücceti Ebi Hamid. Hüccetul İslam Ebu'l Hamid kavluna muhaliftir. Ve huvellezi kaddemehul musannifu. Musannif da bu kavli takdim etmiş. Öne sürmüş. Buna göre hareket etmiş. Oldu. Yani ki ennehu musannifin ehmiyet verdiği bazı örnek aldı, ölçü aldığı Hüccetül İslam'ın kavluna aykırıdır bu. Bir de veli kavli kesirin mimmen ra'eytu kelamehu. Kelamını gördüm kişilerin çoğuna da bu kavlun çoğunun kavluna da aykırıdır bu. Sade Hüccetül İslam'a kavluna aykırı değil. Gördüğüm çok alimlerin kelamına aykırıdır. Ne gibi? Ke İmamil Haremeyn vel amidi ve nesefi fil umde
ve sabuni fil bidaye ve gayrin, bunların kavluna, bu kocaman bu büyük usulcu kelamcıların kavluna da nedir? Bu teftezenin kavlu aykırı. Oldu. Yalnız bunlardan illa enne kelamel amidiyi fi gayetil merami. Amid'in kelamı Gayetül Merab kitabında yaktedi ennel gâile bizzalike, hani bi'aset muhaldir diyen gâil, hani kavlu da kimlere mukabildi? Berahimlerin kavluna mukabil kılınmıştı. Ba'dül berahimeti. Ha. Onu da birinci istihaleti söyleyen bir kısım berahimilerin neyidir? Kavludur. Anlaşıldı değil mi? O zaman o da berahimilerin, bir kısım berahimilerin kavlu olduğuna göre berahimil istihalet berahimilerin kavluna mukabil kesim kılmak uygun değildir. Hakikaten öyle mi? Evet. Fe innehu kim? Amidi. Yani hakikaten Gayetül Meram kitabında birinci kavlu da bazı berahimilerin kavlunu kılmış mı? Evet diyor. Fe innehu ba'da en nakala anil berahimeti ve sabiyeti el kavle bi'eti imtina'il bi'seti, bunu naklettikten sonra kale demiş amidi illa enne minel berahimeti, berahimilerin bir bazı var ki men i'terefe bi risaleti Adem'e la gayru. Bazı berahimiler Hazreti Adem'i ne diyorlar? Kabul ediyorlar. Demek ki söylen bi'aset kökten muhaldir. Bu bütün berahimlerin kavlu değil. Ve onların gayrisinin de kavlu değil. Ya bir kısım berahimilerin kavludur. Ve minhum men lem ya'terif bi gayri İbrahim. İbrahim'in gayrisini kabul etmiyorlar. Demek ki bi'aset muhal olduğunu söylemiyorlar. Bir kısım. Niye? Kimisi Adem'in nübüvvetini kabul ediyor. Kimisi İbrahim'in kabul ediyor. O zaman bi'asetin muhal olduğunu söyleyen berahimilerin tamamı değil. Bir kısım berahimiler bi'aseti ne ediyorlar? Kabul ediyorlar. Hazreti Adem'in bi'asetini kabul ediyorlar. Hazreti Adem'in kabul ediyorlar. Bir kısım Hazreti İbrahim'in nübüvvetini kabul ediyorlar. İntaha bitti. Ne bitti? Amidinin Gayetül Meram kitabında söylediği bitti. Bu sefer vakad havelel musannifu musteneden linaklil muhakkik. İyi dikkat edin. Muhakkik hani diyor bi'asetin muhal oluşu berahimilerin kavlunun kesimidir. Muhakkik bunu söylemedi. Musannif bu muhakkikin nakline bir müstenet getirmek istemiş, arzu etmiş. Ona bir delil getirmek istemiş. Fakale demiş. Yani niye Teftezani bi'asetin istihaletini berahimilerin kavluna niye mukabil muhalif kılmış? Ona delil getiriyor. Diyor ve ke'ennehu şen. Hu nereye diyor? Şen, demir üşendir. Lemma kâne hâsilu delilihim. Onların delilinin hulâsesi. Kimin delili? Eyl berahimeti. O delilin sıfeti ki el menkûli anhum isa berahimeti. O berahimilerin sıfeti ki el menkûli anhum isihâletul bi'seti. Bakın dikkat edin. O berahimiler ki istihaletul bi'aset onlardan ne yapılıyor? Nakıl ediliyor. O berahimiler ki onlardan ne yapılıyor? İshaletul bi'aset nakıl ediliyor. Onların delilinin hulasesi, zübdesi nefyel faideti.
Berahimiler diyorlar biyaset muhaldir. Niye? Biyasette fayda yok diyorlar. Delilin özü nefyel faideti. Fayda yok. Nerede yok? Fil biyaseti. Fayda yok bizamihimil batili. Batıl inançlarına göre, kavullarına göre fayda yok. Yoksa gerçekte biyaset faydadan hali değildir. Bir sürü faydaları var. Lat olsa. Kalu demişler. Niye faydası yok? Lianne ma ca'e bihi rasulu. İmma muvafikun li muhtedel akli. Resulün getirdiği ya aklın muhtedasına nedir? Uygundur. Ben yudrikel aklu husnehu. Resulün getirdiği şeyin hüsnünü akıl idrak ediyor. E madem akıl onun hüsnünü idrak ediyor, onun yapılmasını gerekli olduğu akılla bilindi. Bir sefer ne gerek var? Bir peygamber gelip bu iyidir, bunu yapın demesine ne gerek var? Fela hacete ileyhi izil aklu muğnin anhu. Çünkü akıl bundan muğnidir. Ev muhalifun li muhtedel akli. Resulün getirdiği aklın muhtedasına aykırıdır. Muvafıksa biyasete gerek yok. Muhalif ise, ya nasıl muhalif olur? Ben yudrike kubhahu. Şer'an getirmiş olduğu şey aklın muhtedasına aykırıdır. Yani kabih olduğunu akıl biliyor. Öyle değil mi? O zaman şer'an getirmesine gerek yok. Feyyutreku amelen bil akli. O aklen amel edilerek, yani amelen bil akl, aklenle amel edilerek o şey terk ediliyor. Öyle değil mi? Şer'an onun muhalifi gelmesi bir şey ifade etmiyor. Niye? İzve hüccetullahi ala halkihi. Akıl, halkı üzerine bir hüccettir, bir delildir. Yani akıl İyi kötüyü ayrıt edebilen, hasen kabihi ayrıt edebilen bir güçtür. Yüce Allah bunu vermiş. Mahlukatları yarın kalkıp ben bunu bilmedim, bunun haram olduğunu bilmedim, bunun vacip olduğunu bilmedim diyemez. Niye? Bunları idrak eden bir akıl var. Allah onu insanlara vermiş. O Allah'ın bir hüccetidir, bir delilidir mahlukatlarına karşı. Oldu. Ha, lemma kana hasilu delilihim nefil faideti lianne ma ca'e bihi imma muvafiqun li muhtedel akli fe la hacete ileyhi ev muhalifun fe yutreku zanne ademel ishaleti. Bakın zanne zanneti ki muhakkik ademel ishalet demiş, demek ki bi'aset muhal değildir. Onların öyle dediğiniz. Onların bu delinden bunu anlamış. Bakın onlar ne diyorlar? Muvafıksa gerek yok. Muhalifse de yine gerek yok. Demek ki biyaset caizdir. Gerek hacet olmadığı için olmuyor. Demek ki muhal değildir. Anlaşıldı değil mi? Ha, demek berahmilerin ki istihalet berahmilerinkinin kesimi oldu. Peki Seyda, müstahil dediğini kime nispet etti o zaman Taftazani? Dur, kime dedi? Şimdi gel. Bu deliden ortaya ne çıktı? Bu deliden Taftazani demek ki ne değildir? Onların mezhebine göre, Berahimilerin mezhebine göre biyaset muhal değildir. Peki onların göre biyaset muhal değil. O zaman istihaletül biyaset, Berahimilerin kavlu birbirine ne oldu? Mukabil oldu, kesim oldu. Çünkü onlar ne diyorlar? Onların delilinin gerektirdiği budur. Biyaset muhal değildir. Abestir, faydasızdır, vaka değildir. Ama muhal değildir. Öyleyse Berahimilerin mezhebinde istihaletül biyaset yok. Yoksa o zaman istihaletül biyaset ile Berahimilerin kavlu aynı olmadı. Birbirine kesim oldular, zıt şeyler oldular. Oldu. Zanne ademel ishaleti. Bu cevabu lemma. Ey lemma kâne hasulu delilil berahimeti mazzukire.
Zanne naziru fihi. İşaret etti ki zannenin faali huvedir. Naziru fihe gider. O da teftezanidir. Zanne naziru fihi. Onların bu deliline bakan nazır teftezani zannetti ki ennel bi'aset leyset mustahileten indehum. Onların yanında bi'aset muhal değil. Ve ennehum innema muhal değilse niye kabul etmiyorlar? Ve ennehum innema yekuluna bi ademil ihtiyac ile bi'aset illa bi sahaletiha. Onlar diyorlar bi'asete ihtiyaç yoktur. Yoksa bi'asetin muhal olduğuna karşı değiller. Ve ennehum innema yekuluna bi ademil ihtiyac ile bi'aseti la bi istihaletiha. Anlaşıldı değil mi? Demek onlar bi'asetinin muhallığını kabul etmiyorlar. Sadece diyorlar hacet yoktur. O zaman istihalet ile onların kavlu birbirine kasim oldu. Oldu mu? Peki Teftezani onların bu deliline bakarak böyle bir yanlışa girmiş. Oldu mu? Ama onların deliline bakarak böyle bir fikri beyan etmiş. Ama yanıldığı bir yer var, farkında değil. Lakin yeb'udu en yakf... Ha. Şimdi diyor bu böyle demiş. Halbuki öyle değil. Onların bu delilinden bu çıkmaz. Bu da Teftezani gibi birine hafi olacak bir şey değildir. Lakin yeb'udu, ba'iddir. En yakfa aleyhi ala hazel muhakkiki. Bu muhakkik üzerine ne olsun? Hafi olsun, bilmesin. Neyi? Enne nefyel faideti fi ef'alillahi ta'ala yücbul kavle bil istihaleti. Hani onlar diyorlar bi'asette fayda yoktur. Yani muhal değildir. Faide yoktur. Yani demek ki bi'aset hadis zatında mümkün ama fayda olmadığı için gerçekleşmemiş. Halbuki diyor onların kavlu istihaletin müstelzimidir. Onların kavlu istihaletinin kesim oluşunu ortaya koymuyor. Onların kavlu istihaletin müstelzimidir. İstihalet onların kavlunun muktedasıdır. Muhakkikten bilmediği bir şey değildir. Bakın. Lakin yeb'udu en yakfa aleyhi enne nefyehumul faidete fi efallahi ta'ala yücbul kavle bil isaneti inda ha'ulay ve edrabihim. Hem berahimiler hem onlar gibi düşünenler. Onlar da mimmen ya'tebiru tahsinel akli ve takbihahu. Aklın tahsin ve takbihini itibar eden, kabul eden kişilere, öyle değil mi? Kişilerin yanında nefül faide fi ef'alillah yücbur kavle bil istihaleti. Şimdi onlar diyorlar aklın hasen gördüğü vacibdir örnek. Kabih gördüğü nedir? Muhaldir. Pek bi'aset faydasızdır o zaman abestir. Nedir? Abestir. Allahu Zülcelal'ın hakkında, ef'alları hakkında abes muhal değil midir? Muhaldir. Madem bi'aset faydasızdır. Madem abestir, Allah'ın bundan tenzihi vacibdir. O zaman Allah hakkında bi'aset muhaldir. Bakın istihaletül bi'aset onların kavlununun lazimisi oldu. Anlaşıldı değil mi? Yoksa onların kavlunun kesimi olmadı. Lakin yeb'udan yakfa aleyhim aleyhi ala hazel muhakkik enne nefyehumul faydeti fiyaf Allah-u Teala yücibül kavle bil isharet ende haulay ve adrabihim mimmen yahtebir tahsinen aklı ve tekbihahu listihaletil abesi fiyaf alihi ta'ala. Çünkü Allah'ın haulay berahimiler adrabihim onlar gibi düşünenler. Onlar gibi düşünenler nedir? Tahsinu takbihul akli kabul edenler. Mu'tezileler de bunun içindedirler. Niye bu kavl bu istihaleti gerektiriyor? İstihaletil abbi. Fayda yoksa o zaman abes var. Abes istihaletil abes ve efali ta'ala. Allah'ın efalinde abes nedir? Muhal. O zaman bu Allah'ın efalinde abes muhalsa
O zaman biyaset faydasızsa biyaset de abestir. Abes Allah hakkında muhalse o zaman biyaset de ne oldu? Muhal oldu. Abes ne demek? Ve humallah fayda tefihi. Kendisine herhangi bir fayda, dünyevi ve uhrevi bir faydası olmayan şeye ne denilir? Abes denilir. Yani o getirdiği, yani teftezani, berahimilerin delilinin zahirinden yola çıkarak dedi onlar bi'assetin muhal olduğunu savunmuyorlar. Sadece diyorlar faydasızdır, ondan gerçekleşmemiş. E halbuki diyor sadece tefsizlerini bilmeyecek bir durum değil. Onlar diyorlar niye bi'asset yoktur, niye vaka değil, abestir. E abes ise Allah-u Zülcelal'ın abesten tenzihi vacip. O zaman bi'asset abese yol açıyor. O zaman bi'asset muhal olması lazımdır. Onlar o zaman bi'assetin muhal olduğunu kabul etmişler. O zaman istihaletül bi'asset onların kavlunun lazimisi olduğu, muktedası olduğu. Ne olmadı? Kesimi olmadı. Yani kısaca gene taftazani. Tabi taftazan diyor yani bunu bilmeyecek bir adam değil. Nasıl bunu söylemiş? Bu şimdiye kadar teftezani onların kavlunu istihaletle kasim değil de yok. Onların kavluyla istihaleti birbirine kasim yaptı. Getirdi. Kasimlik yoktur. Belki istihalet onların kavlunun kendisidir. Bilemeden onların kavlunun lazimisidir, muktedasidir. Peki onların delilinden bu çıktı. Biz de bunu kabul etmedik. Tertezani kabul etmiş. Diğerler de kabul etmedi. Musannif kabul etmedi. Neyse. Bunların müstenedi nedir bu sefer? Bakın şimdiye kadar onlar haklı mı haksız mı ona değinmedi. Sadece onların kavlunu söyledi. Onların kavlununun senedini, delilini getirdi. Tertezani buradan yola çıkarak istihalet ile onların kavlunu kesim yaptı dedi. Bu öyle değildir. Halbuki istihalet onların bu deliline göre İstihalet onların bu delile göre kavlunun lazımisidir, muhtedasidir, kasimi değildir. Teftezani de bunu bilmesi lazım. Teftezani yani bunu bilmeyecek biri değildir. Peki onların bu delili yerinde mi değil mi? İstihalet onların kavlunun kasimi mi, muhtedasi mi onu artık bir tarafa bırakırız. Vel cevab an istidlalihim min vücuhin. Onlar ne dediler? Delillerin özü. Nebinin getirdiği akla muvafıksa gerek yok. Akıl zaten onu bilir. Muhalifse akıl zaten onun terkiyle ne ediyor? Emir ediyor. Her iki haletten biasete gerek yok dedi. Dediler. Diyor vel cevab an istidlalin min vücun. El evvelu ennel akla la yehtedi ilel ef'alil munciyeti fil ahireti. Ahirette insanın kurtuluşuna yol açan efallara ulaşmıyor. Liyeti biha hatta ki onu dünyada ne etsin yerine getirsin. Niye akıl ahirette munci olan efallarının tamamını bilmez mi? Şimdi getirecek bilmez. Bir benzetme yapıyor. Kemal la yehtedi eyl aklu ila temizil edviyetil mufideti lissihati mine sumumatil muhliketi. Akıl öldürücü zehirleri ile sıhhati sağlayan, sıhhate faydası olan edviyeleri birbirine ayırt edebilir mi? Yok. Ancak doktorlar, her doktor da belki yeterli kadar bilmeyebilir. Her akıl bu ilaç faydalıdır, bu öldürücüdür bilebilir mi? Bilemez. Ya akıl bu dünyevi ilaçlarını bilemiyor. Dünyada mufid, muhlik ilaçları birbirine ayırt edemiyor. Ahirette muhlik, munci amelleri nasıl ayırt edebilsin? Bakın, ennel akl la yehtedi ile lef'al munciyeti fil ahireti li yeti biha kema la yehtedi eyl akl ile temizle edviyeti mufid li sihati mine sumumatil muhliketi illa bi tabibil arifi biha. Ancak bu edviyeleri bilen tabibi arifle bilir. Oldu. O tabibi arif li yumeyyiziha ta ki o zehirli olan ilaçları ile faydalı olan ilaçları ayrıt etsin.
ve yuqif aleyha başkaları onların üzerine vakıf kılsınlar. Bakın bu zararlıdır, bu faydalıdır dese. Fel hacetu ileyhi e ila rasuli kel hacet ileyhi e ila tabibi. Nasıl faydalı zararlı ilaçları birbirine ayrıt etme konusunda tabibe ihtiyaç varsa, faydalı muhlik, faydalı yani azaba müstahak kılan, azaptan kurtaran amelleri birbirine ayrıt etmek için de bir tabibe ihtiyacı var. Konu nedir? Resul'dür. Niye Resul bunları bilebiliyor mu? Evet. İzir risaletu sifaretun beynel hakki ta'ala ve beyne ibadihi. Risalet, hak ile ibadler arasına bir nedir? Bir elçidir. Risalet, Allah ile ibadler arasına bir elçiliktir. Li yuziha, ta ki izale etsin Yüce Allah. Biha, sifaret ile ile lehum, ibadların illetleri, maziretlerini izale etsinler. Nerede? Fimma kesuret anhu ukuluhum. Akılları ermediği yerde onların maziretlerini izale etsin. Yani biz bilmedik bu haram olduğu, haram olduğunu bilmiyorduk. Azabın istihkakına yol açtığını bilmiyorduk. Böyle demesinler. Oldu. Nasıl tabibin faydalı zararlı ilaçları birine ayrıt etme konusunda tabibe ihtiyaç varsa, ef'ale munciye, ef'ale muhlikeyi birbirine ayrıt eden bir Resul'e de mutlaka ihtiyaç var. Bir Risalete ihtiyaç var. Oldu. Çünkü Risalet Allah ile ibadetler arasında bir elçiliktir. Allahu Zülcelal o risaletle faydalı zararlı amelleri kullarına ne ediyor? Tanıtıyor. Oldu. Ve kavluhu ve li enne atfun bi itibari tevehhumi. Bi itibari tevehhumi izil mana el bi'setu caizetun ve akatun la ghinan anha ebeden sermeden la fi dünya ve la fi ahiret lian akla la yehtedi. Bakın biliyorsun ne diyor. Vel cevabu an istidlalihim min vücuhin. Gördünüz Abdül Ali Şaban. El evvelu ennel akle ve enne ve ennel akle. Gördünüz mü? Evet. Yani burada veli enne değil de ve ennel akle olmalıdır. Çünkü matufu aleyhi bu şekil. Peki niye veli enne gelmiş? Burada bir ibare, bir mana vehmediliyor. Bu veli enne yani lamla atıf o vehme göredir. Bakalım vehmedilen nedir? Ona göre bu atıf yerinde midir? Evet diyor. İzil mana el bi'setu caizetun vakiatun lağinen anha ebeden sermeden. Bi'set caizdir, vakidir. Ebeden sermeden atıf tefsir. Bi'asetten gina yok. La fi dünya ve la fi ahireti. Ne dünyada ne ahirette ne yoktur. Bi'asetten gina yoktur. Niye bi'asetten gina yok Ali Şaban? Ha bakın li ennel akle la yehtedi ve li ennel akle ve li ennel akle li ennel akle'ye atıf oldu. Li ennel akle geçti mi? Hayır. Ama makabilden vehm edilen, düşünülen mana budur. İbare budur. Bu atıf da buna göredir. Oldu. Ve vel veşhusen mine vücuhil cevabı. Hani vel cevabı an istidlalin bi vücuhin dedi ya. Bu o evcuhlardan ikinci vecihtir. Ve vel veşhusen mine evcuhil cevabı. Oldu mu olmadı? Oldu sen. Tamam. وَلَوْ قَالَ وَاَنَّ Direktmen وَاَنَّ دَسَدِي مَعْتُفَ عَلَيْهَ uygun bir şekilde لَمَحْتَاجَ اِلَى تَعْوِلِ Bu tevhile, bu tevehhüme gerek kalmazdı. Niye? اِذِ الْمُرَادُ وَالْوَشُ سَانِ اَنَّ الْاَقْلَ الْوَشُ الْاَوَّلُ اَنَّ الْاَقْلَ وَالْوَشُ سَانِ اَنَّ الْاَقْلَ Neyse ikinci vecih bu atıfla ilgili konuştuk. Ve li ennel akle la yestakilu bil kulli. Hani onlar diyorlar ya
Ya iyi olan akıl zaten iyi olduğunu biliyor. Şer'a gerek yok. Kötü olan akıl zaten kötü olduğunu biliyor. Ne ediyor? O terkine emreder ve terk edilir. Diyor hayır. Akıl her şeyi bilmekten müstakil değil. Ey bidraki kulli umuri bel yudrikul ba'da istiklalen bazı şeyleri akıl istiklalen biliyor. Ve yaksuru an idrakil ba'di bazıların idrakinden yetersiz kalıyor. فَلَا يَهْتَدِ اِلَيْهِ بِوَشِينَ فَلَا يَهْتَدِ اِلَيْهِ O بِوَشِينَ bağda mı dönüyor öyleyse? Akıl. فَلَا يَهْتَدِ Ulaşmıyor akıl. اِلَيْهِ O bağda بِوَشِينَ Hiçbir suretle o bağda ulaşmıyor. Peki ulaşmıyor. Resul da gelmese ibadetler onu nasıl bilebilirler? Onun haram oluşunu, vacip oluşunu nasıl bilebilirler? Ve yetereddedu fil badi. Bade ne ediyor? Bade tereddüt ediyor. Aşağıda da diyor el muradu bi tereddüdü huna ademul cezmi. Yani o bade bir cezim yapmıyor. Haramdır, halaldır, mubahdır. Öyle bir cezim yapmıyor. Peki burada tereddütten ademul cezim aldığımız zaman feyeşmelu şekke ve zanne. Yani buradaki tereddüt şimdi zan racih taraf, şek iki taraf eşit. Vehm mercuh taraf. Burada tereddütten adamul cezm olunca şek de giriyor, zan da giriyor, hatta vehm de giriyor. Ve emma kavluhul ati ve ma tereddede fi fel murad bi adam ruhani. Tereddütten murad yani bir tarafı racih kılmıyor. Yani vehim. Yok tereddüt orada zanne mukabildir. Zanne nedir? Mukabildir. Yani tereddüt demek adem-i ruşhan demek. Yani birini birine ne etmiyor? Tercih etmiyor. Etmeyince ne olur? Şek dediğimiz o olur. Bir kanın mukabilet bir kol ve in galebe zannu husni bak galebe zannu husneyince demek tereddütten murat adamu galebe tu zannil husundur. Ona mukabil olunca adam ruçhandır. Ve ma tereddede yani tercih yapmasa. Çünkü devamında ne geliyor? Galebe tu zan gelir. Şimdi devam ediyoruz. Ve yetereddedu fil badi. Demek ki hepsinin marifetinden müstakil değildir. Bazıları biliyor, bazılarında tereddüt ediyor. Yani bir cezme varmıyor. Ne etmiyor? Bir cezme varmıyor. Ya vehme düşer, ya şekke düşer, ya zanne düşer. Kesin haramdır, halaldır, vacibdir. Öyle bir kanaata varmıyor. Peki. Akıl efallarda ikiye bölündü mü? Bölündü. Femestakallel aklu bihi. Ey bi idrakihi. O şey ki akıl onun idrakiyle nedir? Müstakildir. Kevucudil bari ta'ala ve ilmihi ve kudretihi. Adedehu. Bakın. فَمَسْتَقَلَّ الْعَقْلُ بِي عَدَدَهُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَدَدَنَ فَعَلِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيَّ gidiyor. Akıl istiklalen bildiği ahkamlarda Resul'ün getirdiği şeriat akli ne ediyor? Destek. Güçlendiriyor ve ekkedehu teyit ediyor. Bir zarar var mı? Hayır. Ya akıl biliyordu. Bu da akli teyit etti, teyit etti. O zaman fekane zalike bi menzileti taaddudil edilleti akliyeti bi nakliyeti. Yani delille akli deliller nakli delillere teyit edilme kısmına girer. Akıl onu bilmiş. Akli delillerle bilindi. Şer geldi, nakli deliller geldi, akli delilleri teyit etti. Yani bir mesele hem akli hem nakli delille ispat etmekte ne beis olabilir, ne zarar olabilir. Faydadır. Ve man kasura el aklu anhu ey an idraki mudaf mukadderde an ile hu arasında idraktır. Ker ru'yeti Allahu Zülcelal'ın cemalin ru'yeti aklın işi değil.
Vel maadil cismani, maadil cismani aklın işi değil. Akla bakarsak maadil cismani kabul etmiyor. Cisim diyor çürüdü, toprak oldu, gitti. Nasıl ruh yani? Dirilmesi lazım. Ve kekubhi savmi fi yevmi keza ki evveli şeval. Şeval ayının ilk gününde oruç nedir? Mekruhdur. Ve aşri zilhicce. Ve husni fi yevmi keza ki ahiri ramadana. Akıl bunları bilecek değildir ki. Ha ve ma kasura anhu beyyenehu nebiyyü. O zaman aklın bilmediği şeyi nebi onu beyan etmiş oluyor. Niye? İzil aklu yaksuru an idraki ru'yeti vel maadil cismani ve idraki husni savmi ahir yevmi min ramadana ve kubhi savmi evveli yevmi min şeval. Akıl bunların bilmesinde nedir? Kasırdır. O zaman nebi gelir bunları beyan eder. Niye Ramazan'ın sonu sayıdan Ramazan hepsi değil? Hani şek günüdür ya. Ve kubhi yevm savmi evveli yevmin şeval. Şeval ve kubhi savmi evveli yevmin. Yani ahirin bir faydası yok sanki şeyden. Ramazan'ın hepsinin üstünü akıl bilemez. İzil aklu yak suru an idraki ru'yeti vel maadil cesmani ve idraki husni savmi ahir yevmin Ramazan. Niye ahir? Şimdi Ramazan'ın son günü ya, acaba bu Şevval'ın biri midir? Yoksa Ramazan'ın 30 günü mü? Şevval'in mi yoksa? La Şevval'dır. Şevval'ın birinci günü mü? Ramazan'ın 30'u mu? Ay görünmese şer diyor, oruç tutun. Çünkü asıl bakadır. Ve kubhi savmi evveli yevmin min Şevval. Anladım. Bu da aynıdır. Husni savmi ahir yevmi min Ramazan ve kubhi savmi evveli yevmi min Şevval. Yani Şevval gününün evveli midir, Ramazan'ın sonu mudur? Ramazan'ın sonu olursa oruç tutmak vacip. Şevval'ın biri olursa bayramdır, oruç tutulmaz. Öyle değil mi? Peki Ramazan ayının son gününün orucunu tutması. Şevval ayının birinci günü nedir? Bayram günü. Orucun tutmasının kabih olduğunu biz neyle biliyoruz? Şerar biliyoruz. Şimdi Ramazan'ın son günü ile Şevval'ın birinci günü arka arkaya gelen iki gün değil mi? İki gün. Niye birinci gün oruç tutulmak iyi de niye ikinci gün tutulması iyi değil? Niye Ramazan ayının son 29. ve 30. gününün orucun tutması hasendir? Niye bir sonraki gün Şevval ayının birinci günüdür? Niye haram olsun? Niye kabih olsun? Bu akıl işi mi? Hayır. Şer demese biz bunu bilmezdik. Ve ma tereddede fihil aklu. Aklın tereddüt ettiği şey. Dune ruhani li ahadi tarafeyni indehu. Yani akıl bir şeyde tereddüt etmiş. Bir ruhana ne etmemiş? Varmamış. Rafa'a anhul ihtimale fihi. Nebinin getirdiği şeriat orada ihtimali kaldırıyor. Rafa'a anhu. Rafa kaldırır. Ma ca'a bihi nebi anhu o şeyden el ihtimale fi. Hani akıl tereddüde girmişti ya. Bir ruhana varmamıştı ya. Şer gelir ne yapar? Oradaki ihtimali kaldırır. Örnek ke şükril mun'imi kable vurudi şer'i. Şimdi şer gelmeden önce mun'imin şükrünü hasen mi değil mi? Akıl diyor kabih de olabilir, hasen de olabilir. Niye? Ya adam malı var vermemiş. Akıl bunu kendisinin hakkıdır vermeyebilir. Yaptığı normal bir şey de görebilir. Malı varsa, muhtaçlar da varsa vermesi gereklidir. Kabih de diyebilir. Bak akıl bir kanaate varamıyor. Bir taraftan bakar kendisinin malidir.
tasarruf hakkı onundur, verebilir, vermeyebilir. Bir tarafta bakar ya bu ihtiyaçlar var, mal onun yanında fazla, sen niye vermiyorsun? Bak, iki ihtimalin de gerekçeleri vardır. Akıl bir kanata varmıyor. Ama şer gelmiş, bakın keşfül mün'imi kable vurur. Yok öyle değil. Selam şükrün mün'imi. Dur. Bir adam iyilik yaptı. Ben yanlış tasavvur ettim. Şer'en bu adamın şükrü adam yaptı, Allah yaptı. Şer'en bunun şükrü vacip mi değil mi? Şer'en diyorum aklen, şer gelmeden önce. Akıl ne diyor vacip, ne diyor vacip değil. Öyle değil mi? Niye? Ya bir taraftan bakarsın, ya mal mülk onundur. Vermeyebilirdi. Buna rağmen vermişse ona şükretmek lazım. Bir tarafta zaten vermesi gerekiyordu. Ne şükre, şükre ne gerek var? Zengindir, fazlalık var, diğerlerine ihtiyacı var. Verilmesi gereken bir durumdur. Anlıyorsun değil mi? Bak mun'imin şükrü şer gelmeden önce vacip midir, değil midir? Akıl buna hüküm veremiyor. O da diyor, iz yahtemilu yahut da iz yuhtemel yüksek okunabilir. İz yahtemilu en yemne'a minel ityani bihi. Ne edebilirdi? O benim gibi tasavvur etmiyor. Seyden bu şükrün münem önceden geçti. Yani Allah'a iman etmemiz konusunda. Değil değil. Noktada bak önce. O şöyle diyor. Bir mun'imin şükrü vacip mi değil mi? Diyor akıl buna ne etmiyor? Bir neticeye varmıyor. Ne vacip diyebiliyor ne vacip değildir diyebiliyor. Niye? Şimdi Allah bize iyilik yaptı. O bu kanala giriyor. Bir yönüyle bakarsak bakın siz iz yahtemilu en yemne'a. Mun'im mene diyor minel ityan diyor bana şükretmeyin. Mun'im mi akıl mı? Mun'im. Akıl. Yani, yok. Akıl onu yapmayı men ediyor. Yok. İz yahtemilu en yemne'a minel ityan bihi. He, bak, muhtemeldir en yemne'e menesin akıl minel ityani bihi. Akıl mun'imin şükrü diyor mumtenedir. Niye? Liennehu tasarrun fi milkillahi subhanahu bi gayri iznin minhu. Şükür etmek Allah'ın mülkü değil midir Ali Şaban? Allah izin vermeden insan nasıl Allah'ın bu mülkünde tasarruf eder? Mülkü nedir? Mülkü o şükretmektir. Bakın ben yanlış tasavvur ettim. Ben gibi yapmadı. İz yahtemilu yahut iz yuhtemelu en yemne'a minel ityani bihi. Muhtemeldir mun'im. Neyi men ediyor? Yok. Akıl mun'imin şükrünü men ediyor. Niye? Liannehu tasarrufun fi milkillahi subhanehu bi gayri iznin minhu. Şimdi bir kişinin malında onun izni olmadan tasarruf etmek akıl bunu kabul ediyor mu? Etmiyor. Şükür de Allah'ın mülkü mü? Evet. Allah'ın izni olmadan akıl diyor caiz değil. Biri kalksın Allah'a şükresin. Velev ki mun'im olsa da tamam o mun'im sana nimet vermiş. Sen de kalkıp da onun şükrünü ediyorsun. O şükür etmek onun mülküdür. Sen onun izni olmadan nasıl onun mülkünde tasarruf edersin? Yani Allah sana iyilik yapmış, sen de kalkıp izinsiz onun mülkünde mi tasarruf edersin? Bak akıl mun'imin şükrünü men edebilir. Ve yahtemülü en yemne'a min terki. Akıl şükrün terkini de men edebilir. Diyor madem o mun'im sana iyilik yapmışsa mecbursun ona şükür edersen. Niye? Likevnihi terke taatin. Çünkü şükür etmemek Allah'ın taatının terkidir. Taatın terkini akıl kabul etmiyor. Mücahit anlamadın mı? Anladım Seyden. Mesela anlaşıldı mı? Ben başta tasavvur ettim. Şimdi şer gelince mun'imen şükrü vacip olduğunu bize bildirmiş. Eğer şer gelmeseydi mun'imen şükrü vacip midir, mumteni midir bilemezdik. Niye? Muhtemeldir ki akıl desin ki
Ya mun'imen şükrü etmek. Bu şükür Allah'ın bir mülküdür. Allah'ın izni olmadan onun mülkünde tasarruf caiz değildir. Akıl bakın şükrü men edebilir. Diğer tarafta şükrünün terkini de men edebilir. Şükrünün neyini? Terkini de men edebilir. Diyecek ki anlıyorsunuz değil mi? Diyecek ki akıl ya şu mun'imin şükrü bir taattir. Taatın terki iyi değildir. Öyleyse şükretmek nedir? Vaciptir. Akıl bunu da diyebilir. Gayrının mülkünde onun izni olmadan tasarruf caiz değildir de diyebilir. Diğer taraftan bir taattır. Taatın terki de caiz değildir diye bilir. O zaman şükür gerekli olduğunu söyleyebilir. Mesela anlaşıldı. Ve in galebe zannu husnihi ve in galebe zannu husnihi. Hani demin ne dedik? Aşağıda da söylemiştik. Tereddütten murad neydi? Ademur ruşhandi. Öyle değil mi? Bu tereddüt etmiş yani bir tarafı diyelim mun'imin şükrünün terki veya fiili birbirine raci olduğunu karar vermemiş aklın ortada kalıyor. Ama ve in galebe zannu husnihi o herhangi bir fiilin husnunun zannı galip olursa. O zaman fekana kubhu mutevehhemin. O zaman o şeyin kubhu mutevehhemdir. Çünkü zannın karşında ne var? Zannın karşısında vehim var. Yani husnu meznun ise o zaman kubhu nedir? Mutevehhemdir. Ve in galebe zannu husnihi o zaman kata'a ma ca'e bihin nebiyyü. Nebinin getirdiği şeriat keser. Neyi keser? Muzahametel vehmi fi'lil akli. Vehim burada akılla ne etmez? Münakaşa edemez, karşı çıkamaz. Bakın, akıl onun husnunu zannetmiş. Anlıyorsunuz değil mi? Ama akıl kubhunu da ne etmiş? Vehm etmiş. Şer gelince, o canibul husnu teyit edince artık vehm buradaki akılla münakaşa edemez. Niye? Çünkü burada şer akli teyit etmiş. Aklın zan ettiği şeyde şer macabi nebi akli orada ne etmiş? Racih kılmış, haklı kılmış. O zaman vehm akılla münakaşa edemez. Her halükarda şer'e ne var? Hacet var. Ne onlar diyorlar? Akıl kabihi bile biliyor, haseni bile biliyor, kendisi bir şeyin yapılması gerekiyorsa hükmedebilir, terki gerekiyorsa edebilir. Hayır. Her halükarda şer'an ne var? İhtiyaç var. Kimi yerde beyan ediyor, kimi yerde tercih ediyor, kimi yerde kökünden bildiriyor. Akıl neyle hükmederse, şer gelirse ona münafi değildir, aykırı değildir. Öyle değil mi? Aklın bilebildiği yerlerde farklı faydalar var. Aklın bilemediği yerlerde şer onları bize ne ediyor? İnsanlara, mükelleflere beyan ediyor. Oldu. وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ السَّالِسُ وَالْعَطْفُ فِيهِ عَلَى الْمِنْوَالِ السَّابِقِ دَمْ dedi ki عَلَى تَوَهُمْ وَتَقْرِرُهُ bunun da takriri اَنَّ الْعُقُولَ تَتَفَاوَتُ akıllar hepsi aynı değil. Farklı akıllar farklı. فَقَدْ يَسْتَحْسِنُ جَمَاتٌ فِيَلًا bir cemaat bir fiili hasen görüyor. Akıllarınca. وَيَسْتَقْبِحُهُ آخَرٌ başkalar o fiili kabih görüyorlar. Pek akıllar anlaşmadığı yerde neye gerek var? Fettefuidu ileyha eyl ukuli. Akıllara işi bırakırsak şer'a gerek yok dersek o yüeddi ile fesadi takabuli. Takatuli eyl kitali. Tebaud babı burada katile babın manasındadır. O takatul kital fesadına yol açıyor. Fesadın takatule idafesi beyan eder. Yani kitala yol açıyor. Ve fesadil harabi. Evler yıkılır, aileler yıkılır, harabın fesadına yol açıyor. Niye?
لِتَنَازُعِ الْمُؤَدِّ اِلَيْهِمَا. Çünkü o iki cemaat arasında tenazu oluşuyor. O tenazu da fesadul kital, fesadul haraba yol açıyor. Oldu. وَالنَّهْ demek ki فَتَّفْوِدُ اِلَيْهَا يُؤَدِّ اِلَى فَسَادِ dil kitali ve fesadil harabi ve nehyu anil ikdami alel fiilil mutenazai fihi, o fiil ki mutenazau fihidir, ve nehyu anil ikdami alel fiilil mutenazai fihi, bu mutenazau fihi fiilin ikdamından nehyetmek, o da el muhberu muhbiru bihi nebiyyu. O nehden de kim haber vermiş? Nebi vermiş. O neh yahsimu hazihil maddete. O bu maddeyi ne ediyor? Kat ediyor. Şimdi dikkat edin. Ve nehyul muhbiru bihin nebiyyum. Biz bu şekilde okuyoruz. Ey nehyul ilahi. Dikkat edin. Ve nehyu neh kimindir? Nehyul ilahi. Demek nehdeki eliflam neye iveddir? İlaha ived. Mudafili iveddir. Ellezi o neh ki yuhbiru bihi. O nehden haber veriyor. Yuhbiru haber veriyor. Bihi o nehden. Anhu ilah tarafından ennebiyyü. Yani ve nehyu ne demek? İlahi bir nehy. E ilahi bir nehy, biz neyi biliyoruz? Nebi Allah tarafından o olan o nehye ne ediyor? Haber veriyor. Mesele ibare bilebildiniz mi? Evet. Sen anlamadınız. Evet. Yani ve nehyu ey nehyul ilahi. Ellezi o nehki yuhbiru bihi, bihideki demin nehye gider. Anhu ilaha gider. O zaman ve nehyul muhbiru anhu nebiyyu. O zaman doğru okumuşuz. O ilahi neh ki nebi ondan haber vermiş. O ne? Yahsimu hazihil maddete. Ey maddetel fesadi. Ellezi yu'vi ileyhi tenazu'u. O fesad maddesi ki tenazu ona yol açıyordu. Nehy-i ilahi o maddeyi, yani o fesat maddesini ortaya kaldırır. Öyle değil mi? Hani akıllar artık akıllar farklı düşününce münazaa oluşuyor, tenazu oluşuyor. Tenazu kital haraba yol açıyor. Ama şer gelirse ne senin aklın ne onun aklın. Doğrusu budur. Her o iki akıldan hangisi ona uyuyorsa diğeri de ona uymak zorundadır. O iki akıl farklı şey söylemişlerse, şer onunla ilgili bir hüküm koyduysa, o iki akıl, iki taifenin akılları onu kabul etmek zorunda kalırlar. Onu kabul edince ne oluyor? Tenazu ortadan kalkmış oluyor. Tenazu ortadan kalkınca tenazu neye? Fesada yol açıyordu. Fesada önlenmiş oluyor. Yahsimu ne demek? Yakta'u demek. Ve nehyu yahsimu hazil maddete. Hangi madde? İmmadetil fesadi. Ellezi yu'vi ileyhi, yani yol açıyor ona, tenazu'u tenazu'u. Anlaşıldı değil mi? El-muhbiru mu yapacağız? El-muhbaru bihi mi? Yo. El-muhbiru mu yapacağız? Şimdi ve nehyu, şimdi bakın, açıklamaya bakın. Ey nehyul ilahi levi yuhbiru bihi anhu ennebiyyü. El-muhbir olacak. El-muhbir. Biz bu manaya göre. Ha ve nehyul muhberu bihin nebiyyü, onu da mani dersek nasıl olur? O neh ki nebiye haberi verilmiş. Nebi ondan haberdar edilmiş. Ey nehyul ilahi lezi yuhberu bihi anhu en nebiyyü. Yuhberu haberdar edilir. Bihi o neh ile. Anhu Allah tarafından. Kim yuhberu? En nebiyyü. Ali Şaban, anlıyorsun. Mesela. Yani ve nehyul muhbiru bihi nebiyyu, hasta muhberu bihi daha iyi. Çünkü eğer
muhbiru anhu. Eğer ismin faal olsaydı sanki bihi değil de anhu gerekliydi. Ve nehyul muhberu bihin nebiyyü. Ey nehyul ilahi lezi o zaman yuhberu bihi anhu nebiyyü. Bu yuhbiru değil yuhber okunur. Yahut da ve nehyul muhberu bihin nebiyyü. Ey nehyul ilahi lezi yuhbiru bihi anhu nebiyyü. İkisi de okunabilir. Sanki muhberu bihi daha iyidir. Şimdi muhbiri okursak o nehi Allah Resulü Allah'tan bize haber vermiş. Veyahut da o nehi Nebi Allah tarafından o nehye haberdar edilmiştir. Birinciye göre o nehi Nebi'ye bildirilmiş eğer ismi mef'ul olursa. İsmül faal olursa o nehi Nebi bize bildirmiş. Nebi olmasaydı biz onu bilmezdik. Oldu mu? Muhberu bihi nebiyyü. Baya muhberu daha uygun. Muhbiru anhu nebiyyü. İsmi faal olursaydı bihi yerine anhu gerekliydi. Sanki muhberu bihi daha iyi. Yuhberu anhu. O tabi. Muhberu bihi ise yuhberu bihi. Muhbiru bihi ise yuhbiru bihi olur. Burada duralım. Yarın da bakın vücubul imani eğer fazla değilse oraya kadar gitin. Fazla ise bir yerde durabilirsin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.